Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. benden selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selamlar, sevgiler izleyen herkese size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 32 telefon numarası üzerinden. Aşağıda bıraktığım bir link var. WhatsApp linkidir. Bu numaraya ait tıkladığınızda WhatsApp'tan iletişime geçiyor olacaksınız. Buket'le kahve falan Instagram hesabından da ulaşım sağlanabiliyor bana. Ben e, fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım adına Gönüllerinden geçirdikleri ne varsa gerçekleşsin inşallah diyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Güzel niyetlerde bulunduğum fincanımı açıp sizlere de göstereceğim. Dilerim söylediğim tüm güzellikler en kısa zamanda sizlerin olur. Şöyle bir sıkıntımızı güzelce atmışız diyebiliyorum. Bakalım neler söyleyecek fincan bize. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum ki bu fincanınız aslında bana oldukça rahatladı benim için diyor bana. E gördüklerimi aktaracağım tabii ki de. Geçmişten kalan bir sıkıntınızla ilgili ara ara hala yüreğinizi oynattığınız anlamına gelen bakın burada kaydı aşağı doğru bu unuttum deseniz de hani ara ara sizi sıkıyor Belli ki diyebiliyorum Aslında bir rahatlığı olduğunu gördüğüm için bir sıkıntınızı açmışsınız özellikle geçmişteki sıkıntıyla alakalı bir aşma söz konusu ve dikdörtgen şeklinde gördüm etrafında laflarla dolu olduğu bir para mevzunuz varmış Bununla ilgili güzel gelişmeleriniz olmuş. Ama fincanınız bana diyor ki yakın geçmişte bir sıkıntı yaşamaya başlamışsınız. Yaklaşık 2-3 hafta öncesinde bir ay öncenizde başlamış bu sıkıntı. E, bir para mevzusuyla alakalı olarak gösteriyor. Altında bir insan var. Pek bir tamamen ya bu siz olabilirsiniz. Çünkü yön tamamen geçmişe bakıyor aslında. Birisi var orada ısrarla geçmişi düşünüyor. Aslında öne gelecek olmalı. Bu sizseniz eğer lütfen bunu kendinize yapmayın diyebilirim açıkçası. Yine bir para mevzusuyla alakalı. Yani ödeme tarihi gelmiş. Yani artık halletmeniz gereken tarihler içerisindesiniz. Tam da en yoğun en cafcaflı dediğim bir süreç aslında sizin adınıza. Şimdi etrafı sıkıntılı. Özellikle bugününüzdeki yüzük halkanız çıkmış zaten evlilikle de alakalı ama etrafı sisli puslu. Önünüzü göremediniz bir ilişki gibi. Evliliğinizde paradan dolayı sanki önünüzü göremiyorsunuz gibi. Şimdi iki insanın karşılıklı konuştuğunu görüyorum burada. Kafa kafaya vermişler aslında. Yani aşılacak mı? Evet. Çünkü niye diyorum bunu? Ee, şurada mı? Temmuz'un sonunda bakın sıkıntınız. Bugününüz geçmişten yaklaşık bir iki haftalık öncesinden gelen mücadeleniz çıkmış. İki hafta sonra güzel bir gelişme alacaksınız. Karşı karşıya konuşuyorsunuz, karı koca gibi konuşuyorsunuz, iki sevgili gibi konuşuyorsunuz ama şu an şartlarınız daha olgunlaşmış değil. Yani sizi bir karar almanız gerekecekse zamanı yayın. Özellikle Temmuz'un sonuna doğru atacağınız adımlar, sizin adınıza daha sağlıklı olacak. Çok karar vermemelisiniz. Şimdi Temmuz'un sonunda kabile toplantısı gibi, böyle herkesin bir arada olduğu bir şeyler konuşuluyor. Ee, geçmişten gelen konu da gündemde, bugünkü konumuz da gündemde. İki tane büyük bir insan var. Bu yaşçı olabilir, konumcu olabilir, bilmiyorum. İşten kaynaklandığını varsayarsak iki patrondur, amirdir, müdürdür. Ya da ailevi sorunlarsa iki ikisi de büyük. 1, 2, 3 kişi de aşağıda kalmış arkadaşlar. Aslında bir atlalınız var ama etrafa sisli puslu. Bu şu anlama geliyor. Normal şartlarda kısmetli bir insansınız. Aslında e, nerede, ne zaman bir kapınız kapansa diğeri açılmış gibi bir enerjiniz var. Fakat bu enerji e, son zamanlarda istediğiniz gibi gidemiyor. R harfi çıkmış burada. Edirne'nin neyse Rize'nin R harfleri görüyorum. Parça parça alacağınız haber var. Şu konuşmayı yapmak zorundasınız. Yani yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Pek bir gönülsüzsünüz. Evet tamam. yaparsanız önünüz daha rahat göreceksiniz. Tıpkı şurada gördüğünüz gibi bembeyaz. Yine bir para mevzunuz olacak. Ağustos ayı için gibi gösteriyor. Yani şurada e, yüzük yüzük kuyruğuna geldik dediğimiz zamanlar. Ayın 5'i e, yani e, tabii güzeldi bir hafta diliyorum bu arada herkese ama Haziran yani Temmuz'un sonunda sizin adınıza alınması gereken kararlar alınıyor. Ağustos ayı çok daha rahat önünüzü gördüğünüz kararlarınızı aldığınız aldığınız kararları uygulayacağınız bir zaman dilimi. Bir de böyle bir değişim istediğinizi görüyorum. İş değişimi ev değişimi neyse bilemedim. Yanakları tombul tombul ee, bir erkek var burada. Bir insan diyebilirim. Aslında erkek dedi. yani Orada kadın erkek mi cinsiyet ayrımı da yapamıyorum. Sanki böyle burnu tombik, yanakları tombik bir insan var. İki kişi etrafında duruyor bu insanın. Yani hani o iki kişiden haber aldığı için size yardım edecek. Ya da o iki kişi zaten onu dolduruyor. Da. Ama size yardıma gelmek isteyen birisi. De iki kişi onun için gelen kadar temiz diyemiyorum. Yani babanız size yardım edecek de diğer iki kardeş bölmese ya da amcanızdan bir yardım eli uzatacaksınız ama kuzenleriniz önünü kesmese diyebileceğim. E, hali hazırda iş yeriyle de alakalıysa da tabii ki de. Ha, dediğim gibi tombul yüzlü yanaklı hatta bir de burnu çok tombik çıkmış. Böylesi bir yüz basık burunlu bir kişi yüzü görüyorum. Kadın erkek ayırt etmek sizin. E, bu Temmuz'un sonunda size yardım eli uzatacak kişiler diyebilirim aslında. Bir kişi diyebilirim daha doğrusu. Ama bu yardım sonrasında siz önünüzü şöyle e, yenilik yani yeni ev değişimi iş değişimi mahalle değişimi bir şey bir değişiklik yani siz belki de bakış açınızda bir yeniliğe gideceksiniz bilemedim ama bu fal bana ağustos ayında sizin bir adım atacağınızı söylüyor. Şimdi ağustos ayınız adım atarsınız ve acı biter ama e, eylülün başı gibi böyle sanki sizin gittiğiniz yerde birisi bekliyor. Ee, ama bakın korunma enerjisi çok net var ya. Böyle sanki uzun elbiseli bir insansınız. Böyle şans kader sizden yana. Temmuz'dan sonra önünüz daha net diyebilirim. Eylül ayında korktuğunuz gibi olmayacak. Şimdi bir tane erkek görüyorum burada. Aşık aşık bakıyor. Gayet hayatınızda birisi var mı? Yoksa da Temmuz'un pardon Ağustos'un sonunda artık sıra aşka geldi dersiniz. Ben burada arkadaşlar partner enerjisini Eylül'ün başında alıyorum. Yani e, borcumu ödedim. Önümü gördüm. işimi kurdum kurdum evimi taşıdım neyse yeni işe girdim bir yenilik içerisindeyim artık sıra aşkta dediğiniz bir dönem yaz ayları temmuzu saymazsak ağustos sizin adınıza çok hayırlı geçecek diyebilirim ha temmuzdaki mücadele de sizin adınıza temiz çıkacak dolayısıyla bence mücadeleniz neyse arkasında devam edin sadece bugün karar vermeyin Bugün için şartlar olgun değil. Eylül'de de dengeyi kuruyorsunuz ya. Yani bu insan bir taraftan eşini, bir taraftan aşkını, bir taraftan ailesini, bir taraftan vesaire şeklinde görebildiğim yani iki tarafı da dengede tuttuğunuz hem parasal hem maddi manevi diyelim buna biz. E, keyfiniz yerinde görüyorum açıkçası. Güzel bir sınav hazırlığı var Eylül'de arkadaşlar. Eylül ayında ne sınav olabilir inanın bilmiyorum ama e, sizin adınıza güzel bir geçiş orada bir sınav bekliyor gibi. Bu e, manevi sınav sınanacaksın enerjisi değil baya belgeli bir sınav diyebileceğim bir e, enerji var burada. E, Z harfi ve nidenin n'sinden gelecek bir geçmişteki geçmişten bu yana tanıdığınız bir insanın. Zonguldak'ın Z'si, Nide'nin N'si. E, bu insan size bir laf getirecek. Boş laf görünüyor ama. Yani siz tam önünüzü kurmaya çalıştığınız vakit e, bir insan eee yani şöyle aslında kişiyi temiz görüyorum da getirdiği haberde bir köpük köpük böyle hani altı boş olabilir dedikodu olabilir. Yani size geçmişten gereksiz bir bilgi getirebilir de sizin keyfiniz kaçabilir. Yani böyle haberde pek bir hayır görmüş değilim açıkçası de görüyorum o hayrı ama size getirdiği haber pek bir sizin adınıza can sıkıcı olabilir etkileyecek mi hayatınızı bence etkilemeyecek. Ya bir insanın sadece size burada özür dilemeye çalıştığı sanki ayak, yani sizin bir oluşturdu bakın bir mertebeye yükseldiğinizi varsayarsak arkadaşlar hani Eylül ayında bir denge kurdunuz gittiniz mertebe mevkiinizi kazandınız hak ettiniz oradasınız e, oradayken yanınıza gelmeye çalışan bir insan görüyorum bu şöyle bir enerji yani ya sizi idol belirliyor sizin gibi olmaya çalışıyor ya da zamanında yapmış sizin ayağınıza çelme takmış da bak hani ben kendimi affettim ayak hizanızda size doğru yukarıya bakıyor siz onun için yukarıda tepede desiniz sizi ciddi anlamda Yukarıda gören sizin için ya da çok kudretsiz güçsüz artık bir etkisi kalmayan bir insandan geri adım geri vites özür ya da sizi idoli gibi belirler de adımını arkanızdan atar da arkanızda kalır izinizden gider. Bu da işinizle alakalı olması mümkün tabi. Bakalım şöyle bir Eylül ayında ferah geçirdiğinizi, gelen haberin boş olduğunu, önünüzün aydınlık olduğunu görmüştüm en son. Ee, gerçekten bu falın enerjisi Temmuz'da negatif olan her şeyi yok ediyor diyebilirim. İnşallah da öyle olur tabii ki de. Şimdi bakalım tabak bize neler söyleyecek. Şimdi siz aldığınız enerji anladığım kadarıyla bu gelen haber aileyle alakalı. Çünkü Eylülden sonra sizi bir tıkayan önünüzü kapatan bir enerji oluyor bu size gelecek haber dolayısıyla geçmişinizden bugününüze tanıdığınız insandan gelebilir maddiyatla alakalı mirasla alakalı gelebilir genel anlamda koruyucu bir enerjiniz var ama siz genelde dengeyi kurmaya çalışan bir insan olarak çıkmışsınız İş yerinizdeki kalabalık birden fazla e şöyle bir kalabalık ortamdasınız ve bu ortamda insanların gidip geldiği kalabalık değil. Aksine 1-2-3-4 hatta 5 kişi yani birileriyle konuşup konuşup basamak basamak yükseldiğiniz hatta en sonunda 4 kişinin kafa kafaya verip de işle ilgili bir karara vardığım Hani bir projeyi dört kişi yönetirseniz iki amir, iki memur, iki müdür bir şeyler birliğiyle konuşup konuşup basamak basamak önünüzü görmeye çalışırsınız. Eylül ayında işinizle ilgili mücadele vereceksiniz. Bunu net görüyorum. Fakat bu mücadelenin sonu nasıl olur deseniz ben size temiz olduğunu söyleyebilirim. Diyarbakır'ın D.S. Edirne'nin neyse harfleri var bu kişilerde. Küçük de bir anahtar çıkmış bir meseleyi çözüyorsunuz demek. Sonrası Eylül'den sonra açık. Yani işinize zeval gelmez. Konuşmalar yaptığınız büyütmek için olabilir, geliştirmek için olabilir. Yani ya da yeni başvurularınızdır bilemedim. Ama çok bir iki üç en az en az üç basamaklı gidecek görünüyor. Ama çok hızlı ve bir ardında. Yani Eylül ayında sadece her hafta her gün her yeni bir Pazartesi bir bir şeyi halletmiş olacaksınız yani. Eylül'de veriliyor bu mücadele. Ekim'de çünkü bu kalabalık güzel bir kalabalık. İşin kalabalığı artık rutine döndü kalabalığı var. Hanenin ortasında net bir şekilde şunu söyleyebilirim. En aydınlık kısım neresi deseniz ben size aşk derim yani. Mücadeleniz gerçekten temiz. İşle ilgili bereketli kazançlarınız olur. Ama bu Eylül ayında geçmişten tanıdığınızı gördüğüm kişi size çok hayırlı haberler ge getirmeyecek demiştim. Hayatınızı Eylül için etkiliyor diyemem ama Eylül içerisinde zamanla sizi bazı şeyleri dahil etmek zorunda bırakacak bu haber. 1, 2, 3, 4, 4 de birbirlerine sırtlarına dönmüş. 4 kardeşler o haber ortayı gerçekten kızıştırıyor. Sizin payınıza düşen biraz dengeyi ne sağlamaya çalışmak ama çok da karışmayın desem yeri yani sanki dört kardeşler sanki dört arkadaşlar bilemedim yani tabii ki de hane içerisinde o siz şuradasınız yani dengeyi temiz tarafta kalan e sizi bir yere çekmeye çalışıyorlar çalış çalışmasın Şöyle. Onlar çalışsa da siz girmeyin. Siz hiç bulaşmayın. Ee, sonrası çünkü aydınlığa ilerleyecek. Ama iki kişinin tek bir anlay Yani iki kişi küs kalır da bu olayda iki kişi anlaşır. İki kişinin anlaştığını net görüyorum. Şöyle. En azından bu yıl içerisinde bu dörtlüden iki tanesi anlaşma uzlaşma sağlar. Diğer ikisi için bir öngördük, göstermiyor falan. Siz bu, bu olayın tamamen karşıdan izleyenisiniz aslında. Ama mecbur kalmışsınız sanki dahil olmaya. Pek bir olmasanız daha hayırlı olur. Aç tarafına gelelim, İnanılmaz ferah, güzel, Birbiri ardına meşale yakılmış keyifli insanlar var burada güzel bir kalabalık var. Yani düğün dernek olur, söz nişan olur, e güzel bir kalabalık ortamında keyifli bir Eylül Ekim dönemi yaşarsınız ya da düğün yani nikahlanıyorsunuz bir çatıdasınız demiyorum ama keyifli bir sürece girdiğinizi görüyorum diyorum hala hazırda ilişkiniz yoksa da gireceksinizdir varsa da zaten evliliğinizle ilgili ailevi ve işten dolayı yüzünüz güldükçe de evliliğiniz gayet güzel görünmekte tatlı bir kalabalık var orada bilmem anlatabildim mi ama Düğün dernek olabilir, söz nişan olur, borçlu olur, bir şey olur arkadaşlar. Evliyseniz de keyifli keyifli arkadaşlarınızla gerçekten oh be dediğiniz bir dönem olur gibi görmekteyim açıkçası. Falınız kısmetli. O kişi sadece size çok bir hayırlı haber getireceğini düşünmüyorum. Sonrası çünkü en azından aile içerisindeki o dört kişiyi bayağı karıştırmaya yetecek bir haber geliyor. Yani Temmuz'da mücadeleniz var. Ağustos'ta oh be diyorsunuz. Eylül ayında mücadelenizi, kararlarınızı almış çarkınız dönecek. işinizle ilgili güzel gelişmeler var. Basamak basamak atlattığınız. Bunun dışında ailevi bir durum. Eylül'de tekrardan alevlenebilir dedi. Bana falınız ki aşk tarafı gerçekten Pür pak diyebilirim gayet keyifli diyebilirim hakkınızda hayırlı olur inşallah tabii ki de benim görüllerim bu yönde görebildiklerimi aktardım sizlere hakkınızda hayırlısı olsun inşallah diyorum e, aramız yeni katılan arkadaşlarımız var hepiniz hoş geldiniz her şeyden önce e, peki biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor e, buketle kahve falan instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir link var 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar selam bekleniyor kucak dolusu selamlar sevgiler herkese her videomun sonunda ben duygu düşüncelerime yer veriyorum biliyorsunuz ki e, buraları da dinlediğinizi biliyorum sizlerden aldığım enerjiyle de yoluma devam ediyorum iyi ki varsınız arkadaşlar sizlerde e, süreç zaten inşallah iyileşecek ve bundan sonra ben e, umuyorum inanıyorum da e, olumlu enerjiler gönderip onları da çağırmak istiyorum bu illetin bu e, bize bunları yaşatan sürecin kökü kazanılacak inşallah. Tıpkı Haziran gibi hızlı bir şekilde çözüm odaklı Temmuz'da görürsek e, bence Eylül Ekim bizi artık korkutan süreçler olmayacaktır diye düşünmekteyim. Hayırlı da olur inşallah hepimiz için. Bu dönem bize sağlığın yerindeyse su yolunu bulur demeyi öğretti diye düşünüyorum. En azından kendi adıma bu böyle oldu. İnsanlar öfkeliler arkadaşlar. İletişim kurmayı unutmuşlar. Kime neye öfkeli olduğu belli değil. Herkes birbirinden öfkesini çıkartıyor. Bence sürekli <laughs> yalnızlaşmışlık bizi kalabalıkla ulaşamıyoruz. Biz iletişim unutmuşuz gibi davranıyoruz. İnsanlar bir enteresan olmuş. O yüzden sağlık önemli. E, psikolojik sağlıkta keza onun kadar önemli olduğunu da gördük. E, bugün her sınav atlatacağız inşallah. Hayat merdivenler gibidir derim. Hep ineriz de çıkarız. Çıktığımız iniş mecburidir. İndiğimizde mutlaka bir gün çıkışı vardır. Mecburidir yani. Dolayısıyla e, biz gerçekten yarın aramızdan umudumuzu yitirmeyelim. E, bugün bunu yaşıyorsak e, bilmiyorduk bunu yaşayacağımızı. Yarın da ne yaşayacağız bilmiyoruz. O yüzden sizlere düşen yani insanoğlunu payımıza düşen aslında kesinlikle umudumuzu yitirmemek. Bugün canımızı yakan insanlar maalesef canımızdan kanımızdan da olabiliyorlar. Arkadaşlar bedduanın negatif enerjisine inanılmaz korkarım ben. çünkü döner dolaşır seni sevdiğini bulur diyorlar ki en korktuğum şeydir. insan i̇nsan kalbine ektikleri kadardır. Siz de kalbinize güzellikler ekin her biri sizlerin olsun. Ben ilk gün itibariyle Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Kendi hayatında da sosyal hayatımda da bunu net kullanan biriyimdir. çünkü şeye inanıyorum yani bir insan e, kalbine haset fesat kin ne varsa onu ekerse zaten sana etrafına herkesi bunu yapabilir. Bu insan bundan ibarettir. O yüzden e, siz sizde e, şuna inanın insan yaşattığını yaşamadan ölmez. Sizin hissettiğinizi hissedecek size yaşatan bu insan buna inanın. İlahi adaleti teslim edin. Bedduadan da uzak durun. Tabii ki de kalbinize güzellikler ekin. Her biri de sizin olsun. Şimdi ben 3 tane böyle temennilerim var benim. Her falımda yapıyorum. Sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bizim için gerçekten önemli. Yarınlarımız bize neler yaşatacak bilmiyoruz. Bize düşen umutlu olmak aslında. Yarınlarınızdan umudunuzu asla yitirmeyin. Son olarak da Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin diyorum siz de kalbinize güzellikler ekin her biri sizin olsun. Videomun sonuna geldim. başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Sabahları saat 10'da, akşamları saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına giriyor zaten. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.